Alerjik sinüzit, toz ve mitlere karşı hocamızın tavsiyesi nedir? Yaşam standardımı çok etkiliyor demiş. Şimdi bakın, bu mite. Akarlar, akar mı diyorlar, ne diyorlar? Yani işte, şimdi bakın, burada yapmanız gereken şey var. Özellikle alerjik sinüziti olanlar mesela, akarlara karşı bir defa yatak odanızda halı ve yünlü hiçbir şey bulundurmayacaksınız. Yani burada akarlar, çünkü havaya geçiyor oradan ve siz bunu soluyorsunuz. Çocuğunuzun akarlara karşı, mite'lara karşı alerjisi var ise lütfen yattığı odadaki halıyı, yünlü ne varsa etrafta hepsini kaldıracaksınız. Yatak odasının dışında başka bir yere. Ve sık sık evinizi havalandıracaksınız. Bunu söyleyelim. Evet, bu önemli çünkü önleyici olarak. Şimdi alerjiye karşı direnç kazanmak istiyorsanız çocuklarda, keçi boynuzu pekmezini ihmal etmeyin. Yani sabah ve akşam keçi boynuzu pekmezi vereceksiniz. Bir de alerjik rinit var, burun akıntısı. Bak, alerjik rinit, burada ne yapıyorsunuz? Lavanta çayı, bu hoş kokulu müthiş bir şeydir. Bu çok etkili. Kürü verdik mi? Ben sinüzitte olan kısmı mı? Evet. Sinüzitte de biz burada papatya ve biberiye yağımız vardır burada. Bundan yarım litre suyun içerisine bir avuç yani şeklinde atmamız gerekiyor. Yalnız burada kaynarken bunu süzmüyoruz. Havluyu başımıza geçiriyoruz ve hani bunu teneffüs etmemiz lazım bizim. Burundan. 2 dakika teneffüs ediyoruz. 2 dakika geçtikten sonra da kulak çubuğuyla o suya batırıp hani burun deliklerimizin içine bunu sürmemiz gerekiyor. Evet. Yani bunu her akşam düzenli yaparsanız belki 5 gün sonra, belki 10 gün sonra birden sinüsleriniz boşalmaya başlayacak. Akacak yani. Daha akıntı gele sonuna kadar, tamamen bitene kadar her akşam uygulamaya lütfen devam ediniz. Papatyanın içerisine de hocam burada hani bu kaynarken 2-3 damla biberiye yağ atmamız gerekiyor. Hı hı.